Sinemin mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle güveçte tavuk baget tarifimi paylaşmak istiyorum. Lokum gibi nefis bir lezzet oluyor. Yeni tariflerimden haberdar olabilmek için kanalıma abone olup zili tıklayıp bildirimleri açmayı unutmayınız. Tarifimiz için 8 tane tavuk baget kullanıyorum. 2 tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. Birer tatlı kaşığı baharatlarımdan ilave edeceğim. Toz kırmızı biber, pul biber, karabiber ve kekik kullanıyorum. Bir tatlı kaşığı toz şeker ilave ediyorum. Bir yemek kaşığı dolusu yoğurt ekliyorum. Bir yemek kaşığı domates salçası, bir yemek kaşığı biber salçası ilave ediyorum. Yarım su bardağı süt, yarım su bardağı su, yarım su bardağı sıvı yağ ilave ettim. Yarım limon suyu ilave ediyorum. İyice karıştırıyorum. 3-4 saat buzdolabında bekleteceğim bu şekilde. Bir gece önceden de hazırlayıp ertesi günü pişirebilirsiniz. Çok daha güzel oluyor. Üzerini streç filmle kapatıp buzdolabında 3-4 saat bekletiyorum. 3-4 saatin sonunda tavuklarımı güveç tencereme yerleştiriyorum. İsterseniz teflon tencerede kullanabilirsiniz. Kalan sosumu da üzerine döküyorum. Mutlaka dökün, sosuyla birlikte pişsin. İnanılmaz lezzetli oluyor. Kapağını kapatıyorum. Alüminyum folyoyla kapağını tekrar böyle kenarlarından hiç hava almayacak şekilde sıkıca kapatıyorum. Eğer teflon tencere kullanırsanız yine aynı işlemi uygulayın. Kenarlarını iyice sıkıca kapatın hava almayacak şekilde. Gerekirse iki kez de sarabilirsiniz. Alüminyum folyoyla iyice sıkıca her tarafını kapatıyorum. Kısık ateşte 1,5 saat kadar pişireceğim. Açık olan yerleri varsa bakın bu şekilde tekrar üzerine alüminyum folyo koyarak kapatın. Ocağımı aldım. İlk 5-10 dakika yüksek ateşte tuttum. Daha sonrasında kıstım. Kısık ateşte 1,5 saat pişirdim. Kapağını açtığımda içinde biraz suyu kalmıştı. 15 dakikada suyunu çektirdim kısık ateşte. Suyunu çektikten sonra ocağımın altını kapatıyorum. Tavuklarımız hazır. İnanılmaz kolay ve lezzetli bir yemek oluyor. Pilavla birlikte servis edeceğim. Büyükçe bir tabağıma pilavı aldım. Üzerine de tavuk bagetlerimi yerleştiriyorum. Patates kızarttım. Patateslerimi tuz ve salçaya bulayarak kızarttım. Değişik farklı bir lezzet oluyor. Denemenizi tavsiye ederim. Tavuklarımın tam ortasına daha kızarttığım patatesleri koyuyorum. İnanılmaz muhteşem bir ana yemek. Hem çok kolay hem de çok pratik hazırlayacağınız nefis bir lezzet. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Denedikten sonra yorumlarınızı bekliyorum. Yapacak olan herkese şimdiden kolay gelsin. Herkese afiyet olsun. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere.